Evet, Gezi olayları devam ederken Kabataş'ta bir kadının eylemciler tarafından darp edildiği, tekmelendiği, hatta yarı çıplak ellerinde deri eldivenler olan adamların üzerine işediğini de söyledi bu bayan. Bunun üstüne ise Başbakan Erdoğan her fırsatta bunu dile getirdi. Bütün konuşmalarında dinledik bunu. Birincisi camide bira içtilerdi. İkincisi de benim başörtülü bacıma saldırdılar olmuştu. Tabii ki bu ilki de ispat edilemedi. Camide bira içtiler söylemi de boşa çıktı. İkincisi de Kanal D'nin ulaştığı görüntülerle ortaya çıkmış oldu. Bu iddiaların yalan olduğu ortaya çıktı ancak tabii o bayan hala ben neler yaşadığımı biliyorum, o acıları ben çektim diyor. İlahi bir kamera olsa da diyor, keşke izletebilsem ama ona bile inanmazlar diyor. Yani şimdi suçu tabii ki şey yapamaz. Yani inkar etmek zorunda. Söylediklerini, daha önce söylediklerini, başıma bunlar geldi diye yaptığı söylediklerini kabullenmek zorunda kadın. Niçin kabullenmek zorunda? Hayır, ben bir hata yaptım. O günlerde yanlış söyledim. Söylediklerim hezeyandı falan ya da böyle bir şey olmadı aslında dese, suç oluşturmaktan kendisine dava açılır. Yani şu anda O yüzden sonuna kadar inkar. sonuna kadar inkar etmek zorunda. Tabii yandaki gazeteciler de bu suça ortaklıktan, bu suçu oluşturdukları için hepsi suçu yaymaktan, oluşturmaktan onlara da dava açılacağı için inkar etmek zorundalar. Yani suç oluşturmak diye bir kavram var hukukumuzda. Kadın bu suçu oluşturmaktan ceza alabilir diye inkar etmek zorunda. Ancak ben başka bir tarafa girmek istiyorum. Dikkat ederseniz Türkiye siyasetini kamera, görüntü, ses yönetmeye başladı Ezgi. Daha önce de belgeler vardı. Ünlü bir belgemiz vardı. Islak imzalı bilmem ne. Dünyanın en büyük kurumlarına gönderiyoruz belgeleri. İnceleyin diyor. Yani Türkiye'de kimse inanmıyor. O reddediyor, o kabul ediyor falan. Her şeyde değil mi? Abdullah Öcalan da montajlamaya başladı içeride. Evet. Ulusal kanaldan gelen şeyler. Şimdi bu görüntülere de montaj demeye Şimdi buna başladı. da montaj diyorlar. Fakat dikkat edersen Ergenekon süreciyle birlikte Türkiye'de sadece hukukun cemaat tarafından ele geçirilmesi söz konusu değil. Çok daha vahim bir şey oldu. Şimdi hukuk konuşabilmek için, hukuk yaşayabilmek için, hukuk karar verebilmek için, bir hükme varabilmesi için hukukun elinde belge olması lazım. Bu objelerdir, suç unsurlarıdır. Hani bir cinayet ya da trafik kazasında orada hani fotoğraflanır, belge ortaya çıkar falan. Şimdi bütün bu belgelerin kendisi, kamera kaydı, ses kaydı, bunlar zaten hukukta az da olsa tartışmalı şeylerdir. Belge yani gerçek, yani somut dediğimiz şeyler. Somut, görülmüş. Bu dahi şaibe altına girdi. Şimdi siz gözün gördüğü, elin tuttuğu, gerçek dediğimiz, somut dediğimiz belgeyi tartışmalı hale gelirse bu hukuk ne yapsın şimdi? Hukuk ne yapsın? Şimdi burada çok büyük bir sorun var. Sadece cemaatin hukuku ele geçirip böyle akıl ötesi, akla zarar kararlar vermesi, ucube kararlar vermesi, bir işgal yönetimi gibi davranmasının dışında bir de cemaat ve AKP hükümeti Türkiye'ye bunu yaptılar. Hukukun en sağlam kaynağı olan kamera, ses, görüntü, obje, neyse işte somut, ne belge varsa bunlar hep zihnimizde bunları tartıştık. 2 yıl ıslak imza tartıştı Türkiye ya. 2 yıl. Kaset tartışıyoruz, DVD tartışıyoruz, bilmem ne ya, hard disk tartışıyoruz. Ve bütün bir taraf bunların sahte bir taraf doğru olduğunu söylüyor. Dünyanın en büyük bilim kurumları bizden giden avukatların götürdüğü bir şey inceliyor. TÜBİTAK bir öyle belge veriyor. Yani karıştı bu iş. En somut gözle görülen Allah bize ne yapmış? Göz vermiş. Bir de mesela dokunursun, temas edersin. Ha, bu bir objedir yani. Bak var böyle bir şey. Var. Şimdi bu gitti. Tam bir ne yaptı? Bizi kadının dediği doğru ilahi bir kamera. Evet, Türkiye'ye 7 yıldır ilahi bir kamera var zaten. Şimdi biz somut olan, gerçek olan, hakikat olan, tutulan, tartılan, herkesin gördüğü şeyde şaibeye düştük. Şaibeye düşünce ne oluyor? Artık ilahi kamera. İlahi kameralar devreye girdi ve ilahi kameralar karar veriyor. Ol işte disket aslında şuymuş, belge aslında şuymuş, kamera bu ama aslında buymuş diye. Zaten 7 yıldır Türkiye'de ilahi bir kamerayı birileri yönlendiriyor.